Safi Lezzetler kanalımdan yeniden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Erzurum usulü etli yaprak sarma tarifini paylaşacağım. Malzemelerimiz bu şekilde. Şimdi yapılışına geçelim. 400 gram kıymanın içine 1 tane orta boy yemeklik doğranmış soğan ilave ediyorum. 1 çay bardağı pirinç ve yarım çay bardağı bulguru yıkadım. Güzelce süzdüm ve onu ilave ettim. Birer yemek kaşığı domates ve biber salçasını ilave ediyorum. Ve bu dolmanın vazgeçilmez baharatı olan reyhanı ilave ediyorum. Kuru reyhan. Çok güzel bir aroma veriyor bu dolmayı arkadaşlar. Erzurum'da buna dolma denir arkadaşlar. Ben de o yüzden dolma diyerek anlatacağım. Aslında sarma çünkü sararak yapılıyor. Doldurma eylemi yok bunda. Bunu şimdi güzelce yoğuruyorum. Diğer baharatlarını da ekledim o sırada. Kırmızı biber, toz kırmızı biber ve biraz karabiber. 2 çay kaşığı silmede tuz ilave ettim. Bu ölçüler için gayet yeterli geldi. Şimdi tuza alınmış asma yapraklarımı hazırladım. 500 gram kadar yaprak yeterli oldu. Hazırladığım içten asma yapraklarımın ortalarına koyarak güzelce bunları sarıyorum. Diğer sarmalara nazaran bunun sarması daha kolay arkadaşlar. Etli olduğu için dağılma yapmıyor ve gayet güzel sarılıyor. Yaprağın içinde güzel duruyor. Birkaç tane de böyle hızlandırılmış modda izleyin diye bunları ekliyorum. Evet, tüm yapraklarımı bu şekilde sardıktan sonra yine üzerine bir sos hazırlayacağız. 2 yemek kaşığı tereyağının içine yarım yemek kaşığı domates, yarım yemek kaşığı biber salçasını ekliyorum. Ocakta bunları güzelce kavuruyorum. Yaprakların sap kısımlarını tencerenin altına ekledim yine. Zeytinyağlı yaprak sarmasını da bu şekilde yapıyorum. Onu da kanalımdan izleyebilirsiniz. Onda tüm detaylı bir çok güzel tarifi var ve her yapan çok güzel geri dönüşümlerde bulunuyor bana. O tarifimi de izlemenizi isterim. Şimdi bunları arkadaşlar tencereye dizerken zeytinyağlı sarmayı izleyenler için söylüyorum. Çok aşırı böyle düz düz yapmaya çok gayret göstermiyorum. Normal gelişigüzel koyuyorum tencereye. Evet, tencereye hepsini dizdim. Şimdi salçalı sosumu bu dolmaların üzerine döküyorum. Birlikte pişerken çok güzel lezzet verecek bu sos dolmalarımı. Evet, biraz da su ilave ediyorum. Şimdi suyun tam kıvamını göstereceğim arkadaşlar ne kadar su koyduğumu. Ben düdüklüde pişireceğim bu dolmaları. Düdüklüde ne kadar sürede pişirdiğimi de şimdi belirteceğim. Yaprakların pişerken kararmaması için sarmadan artan birkaç tane yaprağı bu şekilde üzerlerine kapatıyorum. Bunun üstüne tekrar su ekleyeceğim. Su miktarı önemli çünkü düdüklüde çok fazla su kaçırma olayı olmadığı için çok fazla koymamanız gerekiyor suyunu. Evet, bakın bu şekilde yeterli. Şu kıvam, bu kıvam yeterli su için. Şimdi kapağını kapatıyorum. Önce yüksek ateşte buhar çıkışı olduktan sonra ise kısık ateşte 15 dakika yeterli oldu benim düdüklümde. Bu tarz bir düdüklünüz varsa 15 dakikayı aşmamanızı tavsiye ederim. Şimdi düdüklü ılındıktan sonra
Bakın bu şekilde. Şimdi üzerindeki yaprakları alıp dolmalarının son halini size göstereceğim. İlk yaprakları koymuşum. Bakın yapraklar kararmış ama dolmalarımın yeşillikleri gayet yerinde. Çok güzel ve çok lezzetli görünüyor gerçekten. Şimdi dolmaları tabağa alalım. Evet, üzerine yaptığımız bu salçalı tereyağlı sos gerçekten çok efsane ve çok güzel bir tat vermiş. Zaten Reyhan'ın aroması çok çok güzel oluyor. Tarifimi gerçekten gözü kapalı deneyebilirsiniz. Videomu izlediyseniz, buraya kadar izlediyseniz en azından yoruma bir kalp bırakmanızı rica ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hoşça kalın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.